Birleşik Otomotiv deneyimli ve uzman kadrosuyla siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Servisimiz orijinal yedek parça, boya, kaporta ve garanti kapsamındaki araçlarınıza en uygun hizmeti sizlere sunuyor. Ayrıca acil yol yardımıyla 24 saat sizin yanınızdayız. Uzman kadro ve personelimiz de sizlere iyi bir yolculuk yapabilmeniz için 0262 642 03 36 ve 0533 620 55 24 telefon numaralarını arayabilirsiniz. Birleşik Otomotiv katkılarıyla Ayşegül'le Neşeli Dakikalar başlıyor. Bezdirdin bu canımdan, canımdan, hayatımdan. Bir kere sevdim diye pişmanım yaşamaktan. Caydırdım yar aşkından, beni büyük sevdamdan. Bir kere güldüm diye yaktın hiç acımadan. Var olun efendim, yine yepyeni bir günle, yani cumartesi günü bugün yine yeniden Ayşegül'le Neşeli Dakikalarımıza hoş geldiniz diyoruz. Mavi Kadeniz ekranları başında bulunan, bizi izleyen bütün izleyicilerimize efendim merhabalar diliyoruz. Evet, bugün yine dop dolu, cap canlı, her zamanki dediğimiz gibi özümüzle, sözümüzle, doğallığımızla efendim, görmüş olduğunuz gibi tüm güzelliğimizle
sizlerin karşısında olmaya devam ediyoruz. İnşallah da edeceğiz. Evet, bugün dediğim gibi oldukça çok yoğunum. Çok cici ve çok güzel, değerli, kıymetli dostlarım var. Yani oyuncu arkadaşlarımız var, sanatçı arkadaşlarımız var. Onlar bizim bugün misafirimiz. Yani sizlerin de misafiri olacaklar. Ama ümit ediyorum ki sizler de çok büyük bir keyif alacaksınız. Bizler de burada sizleri her zaman sizlerin karşısında hizmet vermeye devam edeceğiz efendim. Mavi Karadeniz TV olarak ailenizin en iyi kanalı diyoruz. Ve bizi izlemeye her zaman olduğu gibi efendim Mavi Karadeniz'den bizlerden vazgeçmiyorsunuz. Sakın sonra pişman olursunuz. Evet, ben fazla bugün konuşmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi çok cici konuklarımız var. Çok kıymetli, değerli konuklarımız var. Onlarla da zaten geldiklerinde bol bol sohbet edeceğiz, güleceğiz, hüzünleneceğiz, güleceğiz, ağlayacağız belki ama bütün duygularımız sizlerle paylaşacağız efendim. Evet, gençler, beyler, çocuklar, ne yapıyoruz? O parmaklar boş durmuyor. Hemen 3929'a MKD'ye yazıyoruz, bir boşluk bırakıyoruz. Gelecek olan konuklarımızdan hangi türküyü dinlemek ve duymak istiyorsanız 3929'a yazıyorsunuz, yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Neymiş efendim? 3929'a MKD yazıyoruz, bir boşluk bırakıyoruz. Yazıyorsunuz, yazıyorsunuz, 3929'a gönderiyorsunuz. Her hafta olduğu gibi inşallah bugün de mesajlarımıza yer vermeye çalışacağız. Yer veremiyoruz bazen, zaman zaman, ama lütfen kuzucuklarım, canlarım, ne olursunuz kırılmayın, alınmayın. Zaten gönderdiğinizde o mutlaka ekranda, altyazıda göreceksinizdir. Ümit ediyoruz ki kırılmayacağınızı diliyoruz. Ve sizleri gerçekten ama gerçekten çok seviyoruz. Ve sevdiğimiz için buradayız. Her zaman Karadeniz kanalında hizmet etmeye devam edeceğim. Ve büyük bir gururla da bunu her yerde söylüyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Evet, çenem düştü mü düşüyor. Diyorum ya, bir gün beni bir hafta burada bantlayacak çocuklar ama oradan gülüyorlar. Sonra konuşamayacağım. Bakalım o zaman programı kim sunacak? Kesin Erdem sunar. Ben diyor ki sunarım abla diyor. Sen merak etme diyor. Estağfurullah diyor. Evet efendim. Şimdi yaylaların kızı. Ama çok cici, çok şirin. Kıyafetiyle, o kostümüne bayıldım. Dedim ki vallahi bilseydim ben de isterdim, ben de giyerdim bu hafta. Hem dedim sana eşlik ederdim. Hem de ben de kendimi o şekilde şöyle sizlerin karşısında zevkle program yapmaya başlardım. Değil mi? Tabii diyor. İnşallah haftaya getireceğim diyor. Getirecek misin haftaya? Getireceğim diyor. Söz mü? Söz. O zaman ne diyoruz? Yaylaların kızı efendim. Çok şirin. Cimcime. Bir görseniz zaten karar vereceksiniz. Evet, o güzel sesiyle, performansıyla kim geliyor diyoruz. Yayla kızı Özlem geliyor. Göster kendini, göster, göster kendini, göster. Sevdalı kemek
hanım benim, yaylaların kızı. Ama çok şirinsin gerçekten. Çok şirin bir bayansın. Kıyafetin ne olsun, sesin ne olsun, sahne duruşun ne olsun. Çok güzel bir renk katıyorsun canım. Ve zannediyorum yöresel kıyafet. Evet. Bana niye getirmedin, ben de istiyorum. Haberim yoktu. Haberim yoktu diyor, doğru. Yeliz Hanımcığım, ben de istiyorum. Hoş geldin bu arada. Bu kıyafet nereden istiyor? Tamam, söz mü? Ayarlayın bana da. Ay yok, istemiyorum Uğur abi. Kalsın o. Tekrar hoş geldin bir taneyim. Teşekkür ederim. Seni hemen yerine alıyorum ve sırada diğer konuğumuz var. Evet, ekranların efendim gördüğünüz zaman bizzat tanıyacaksınız. Dizi oyuncusu, sinema oyuncusu ve aynı zamanda reklam yıldızı geldiğinde göreceksiniz. Tolga Öz geliyor. Valla ben Gangnam Style bekliyordum ama artık ne yapalım? Senin için özel yaptırdık biz şu şarkıyı. Özel, teşekkür ederim. Çünkü Tolga Öz her zaman öz olduğu için. Diyorsunuz, evet, Tolga Öz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Canım arkadaşım benim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Yine her zaman gibi çok zarifsiniz, çok, çok güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizin sayesinizde inşallah. Sayesinizde inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Evet, yayla kızı. Ben de dağlar kızı Reyhan. Memnun oldum. Anons etmek istiyorum. Evet, diğer sanatçı arkadaşımız hazır mı? Baran'cığım hazır mı? Evet, hazırlanıyor. O zaman ben diğer konuğumu da anons etmek istiyorum. Efendim, onu da gördüğünüz zaman tanıyacaksınız. Tiyatro ve sinema oyuncusu, radyo DJ'liği, sunuculuk, seslendirme, müzik ve gazetecilik, reklam ve çeşitli organizasyonlarda yer almış Gösteri Sanatları Merkezi oyunculuk bölümünden de kendisi mezun. Kim geliyor diyoruz? Zehra Şahin geliyor. Evet. Tekrar hoş bulduk. Gerçekten çok şıksın ve çok güzelsin. Ay yok, estağfurullah. Senin güzelliğin. Ben çok teşekkür ediyorum canım arkadaşım. Seni de yerine hemen alıyorum. Teşekkür zaten ediyorum. Zaten bol bol sohbet edeceğiz, tamam. Konuşacağız. Türkülerimiz, tamam. Horonlarımız olacak. Horonlarda eşlik edeceksiniz bana, değil mi? Evet. İnşallah. Sen horon biliyor musun? Teperiz. Horon. Oynarsın. Ya eşlik ederim ya. Değil mi? Eşlik ederim. Yani, horon bir. Hani biliyorum horon değil ama eşlik ederim. Ben özellikle yayla kızımı karşımda görmek istiyorum. Seni ben o koltuğa alayım canım benim. Oraya diğer arkadaşımız gelecek diyorum ya. Bugün oldukça çok yoğunuz efendim. Programımız son hızıyla devam ediyor. Genç, şimdi yeni bir sanatçımız daha var. Genç, delikanlı.
çok güzel sesiyle, yorumuyla Karadeniz'in sevilen seslerinden Baran Sel geliyor. Bu sendiğin dolan. Ha bu benim saatim, gelmedim benle sinle. Beraberce giderdik elem bitten nesine. O sevdan mille bille elem bitten nesine. O sevdan mille bille elem bitten nesine. Senden bedendim, senden ayrı düşelli. Ben de senden bedendim, senden ayrı düşelli. Senden ayrı düşelli, senden ayrı düşelli. Ayağımda çorabım deme yününden deme. Şeytan diyor ki bana düş peşinden gideme. Şeytan diyor ki bana düş peşinden gideme. Düş peşinden gideme. Düş peşinden gideme.
Babacığım. Vallahi bak tek kişisin ama kaç kişiyi arkanda oynattın biliyor musun? Teşekkür ederim. Allah bilir ekran başında da oynamışlardır. Kesinlikle, kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum ben sevgili Barancığım. Hemen diyorum. seni şöyle alayım canım. Merhaba, orada diyorum. Bir arkadaşımız daha gelecek. Çok yetenekli bir sesiyle, güzel performansıyla. Evet, seni. Ha şuraya alalım canım. Evet. Olmazsa arkadaşımız evet reklamdan sonra alalım. Ben biraz gelen konuklarımla ilgilenmek istiyorum. Sizleri gerçekten çok özledim. Siz nerelerdesiniz? Ekranda gözüküyorsunuz, görüyorum, takip ediyorum zaman zaman ama maşallah çok hop. Ediyor musun? Evet ediyorum. Sen ediyor musun? Tamam ben de ediyorum. O zaman mesele yok. Facebook'ta. Sosyal evet. Ağları kullanıyoruz yani. Değerli Tolga Öz efendim. 12 yıldır profesyonel olarak oyunculuk yapmaktasın. Dizi ve reklam filmlerinde de çok çeşitli oldu. Yerlerde rol aldın. Evet. Ama sana bir şey itiraf edeyim mi canım arkadaşım Tolga'cığım? Sana ciddi karakter yakışmıyor. Sana böyle komedi. Bana kırmızı çok yakışıyor. Güldüren ve gülen adamsın sen. Değil mi? Ya biz oyuncuyuz tabii. Şimdi kendimizi komedyen olarak nitelendirmenin hani anlamı yok. Bize evet. Tabii ki normal rolde gelirse bir Kurtlar Vadisi'nde yani. Oynayamaz. Biz oynarız tabii canım. Ya tabii ki oynarsın. Zaten Kurtlar Vadisi'nde tabii oynamayan oyuncudan saymıyorlar. O yüzden diyorum ben oyuncuyum yok diyorlar. Sen yok yani yakışır anlamında mı? Diyor hani yakışır. Evet. Komedi yakışır diyor. Sevgili arkadaş. Barancığım sen de hoş geldin. Çok gençsin. Albüm yeni galiba. Hoş bulduk. Klibini izledim. Evet, albümümüz yeni 2 aylık bir albüm. Onun ardından ay daha iki çok yeni. Allah utandırmasın. 2 hafta önce de hayırlı yeni bir klip çektik. Inşallah. Birazdan inşallah onu da hem seslendir hem de televizyondan veririz alttan. Evet. Güzel bir çalışma oldu diyorum. Sağ olsun tabii bunun yanında bize yardımcı olan Yeliz Sefer ablamız var. Ona çok teşekkür ederim. Aynı evet. Zamanda sponsorluğumuzu üstlenen Sebahattin Sazak var. Onun haricinde son nokta tabii kendim varım. Güzel bir şeyler oldu diyorum. İnşallah birazdan zaman olursa onu da yayınlarız diyorum. Çok gençsin gördüğüm kadarıyla. Aynı zamanda çok erken yaşlarda başladın müziğe değil mi? Tabii. Ufak yaşlara başladım. 12 ile 13 yaşta, 14 yaşlarında. Ben senin hakkında bilgiler aldım zaten. Tamam o zaman. İlk öğretimde efendim ilkokul yıllarında ilk babası hediye almış ama ne almış? Onu çok merak ediyorum. Söyleyeceğim. Az sonra zaten o reklamlardan sonra. Az sonra reklamlarımız var. Sevgili Zehra. Neydi? Yayla Kız Özlem. Bugün hep karıştırıyorum ya. Yani bu sefer şirin cici kodlarım olursa tabii karıştırmamak mümkün değil yani. Değil mi? Evet, Yayla Kızı Özlem. Neden Yayla Kızı? Yaylalardan geldiğimiz için. Yaylalardan. Ay, yaylaları çok seviyorum. Çeşitli yerlerde, birçok yerlerinde, yaylaların olduğu yerde konser almışımdır. Ve halen de geliyor. Bakalım işte biz de onları sıralamaya alacağız. Yaylaları ben de çok seviyorum. Hele o yayla şenliklerini. Yaylalar, yaylalar. Yayla şenliklerini bayılıyorum, bayılıyorum o güzelliğe. Ne kadar güzel. Yani Karadeniz'i gerçekten takdir ediyorum. Hem kültürlerine, hem topraklarına, hem sanatçılarına, hem insanlarına sahip çıkıyorlar. Ne güzel bir dayanışma değil mi? Ne güzel bir topluluk. Reklamlardan sonra buradayız. Sakın bizlerden ayrılmıyorsunuz. Dediğim gibi pişman olursunuz. Merhaba sevgili izleyenler. Mükemmel ve ilginç bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz. Evet, Mavi Karadeniz ekranlarında birbirinden güzel kampanyalar gerçekleşiyoruz ama bu bölümdeki gerçekten çok ilginç, inanılması güç bir cihazdan sizlere bahsedeceğiz. Bakın, teknoloji nelere kadirdir diyeceğiniz bir cihazı sizlere tanıtacağız. Tanıtırken de o kadar uygun bir fiyata kampanya yapacağız ki gerçekten çok şaşıracaksınız. Şu anda elimde görmüş olduğunuz kumanda, uzaktan kumandası ve dekoder. Evet, bu bir uydu alıcı sevgili izleyenler. 4000 kanal hafızalı. 4000 kanal hafızalı kanallar yüklü 41 tane uyduya uyumlu ve şifre çözebilme özelliğine sahip bir cihaz. Evet 4000 kanal izleyebiliyorsunuz. Gökyüzünde bulunan Eutelsat, TürkSat, Hörbüt gibi, Sirius gibi tam 41 tane uyduya uyumlu bir cihaz. Kanallar yüklü olarak sizlere gelecek ve en önemli özelliği şifre çözebilme özelliği. Yani ulusal kanallarda oynanan futbol karşılaşmaları, belgesel yayınları, sinema filmleri ve yetişkinlere özel cinsel içerikli artı 18 erotik kanalları şifresiz olarak izleyebileceğiniz bir dekoder. Hem de bir sigara paketi büyüklüğünde oldukça küçük, kullanışlı. Televizyonunuzun arkasına takıyorsunuz, hiçbir uydu cihazına bundan başka gerek kalmıyor ve kanallarınızı izleyebiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki
evimizde kullandığımız dekoderler, anlattığınız kadarıyla bu bunun yanında onlar hiçbir işe yaramıyor. Onların fiyatı 200 liradan aşağı değil. Bu cihaz şifre çözüyor. 4000 kanal hafızalı, 41 tane uyduya uyumlu. Acaba bunun fiyatı ne kadardır diye merak ediyorsanız sizi daha fazla bekletmeyeceğim. Sevgili izleyenler, normalde evet 150-200 lira aralığında bunun fiyatı ama şimdi tanıtım amacıyla her şey dahil. Sıkı durun. Sadece 69 liraya. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 69 liraya tanıtım amacıyla, kumandasıyla birlikte bunu kampanyaya alacağız. Üstelik 40 TL değerindeki kargo, KDV, ÖTV gibi vergi ücretlerini de biz karşılayacağız. Taşıma ve vergi ücretleri de bizden. Her şey içinde kapınıza, ayağınıza teslim fiyatı 69 lira. Hazır mıyız? Hazırız. Ben şimdi numarayı anons ediyorum ve hattı düşüren bütün Mavi Karadeniz TV izleyenleri bu kampanyadan faydalanacaklar. İşte numara geliyor. 0216 alan koduyla 371-05-05. Şu anda ekranın altında da numarayı görüyorsunuz. 0216-371-05-05 süremiz. Kampanyamız başladı. Peki şunu merak edenler, diyeceksiniz ki güzel, hoş, 69 liraya alıyoruz. Hiçbir para değil. Güzel. Peki biz bunu nasıl takacağız? Teknik servis mi çağıracağız? Teknik servis çağırsak fiyat yükselir mi diyen izleyicilerimiz. Teknik servise hiç gerek yok. İhtiyacınız yok. Kendi evinizde, kendi elinizle sadece 15 saniyede bağlayabiliyorsunuz. Hemen detaylı göstermek istiyorum. Bakın, televizyonumuzun SCART bölümüne altın uç kısmını takıyorsunuz. Burası oynar başlıklıdır. 360 derece dönebilme imkanına sahiptir. Bu da bazı televizyonlarda biliyorsunuz SCART girişi sağda, bazılarında da solda, kimisinde yukarıda, kimisinde ise aşağıda olabiliyor. Yani her açıdan takılabilme özelliğine sahiptir. Dekoder bu. Tek yapmanız gereken çanak anteninizden gelen kabloyu benim yaptığım gibi, bakın sevgili izleyenler, takıyorsunuz. Altın uç kısmını televizyonunuzun SCART bölümüne taktınız. Adaptörünü gönderiyoruz. Adaptörünün fişini de yine takıyorsunuz. Son olarak kumanda alıcı gözünde yine sizlere kutu içerisinde gönderiyoruz. Kumanda alıcı gözünde taktıktan sonra zaten bu bölüm, şu kısım televizyonun arkasında kalıyor. Gözükmüyor. Sadece televizyonunuzun önüne görmüş olduğunuz kumanda alıcı gözünü getireceksiniz. Buradaki yapışkanını söküp televizyonunuzun ön kısmına yapıştırıyorsunuz ve ardından da kumandayı elinize alıp 4000 kanal keyfini izlemeye başlıyorsunuz. Şu anda kampanyamız devam ediyor. Bu set komple kumanda alıcı gözü, adaptörü, kumandası ve şifre çözebilme özelliğine sahip. Dekoderi, her şey dahil 69 liraya ayağınıza kadar gelecek kampanyada. Son 2 dakika içerisindeyiz. Eğer ki 2 dakika içerisinde hattımızı arar ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun hattımızı düşürebilirsiniz, bu kampanyadan faydalanacaksınız. Hem kumandayı hem de dekoderi yanında aksesuarlarla birlikte kapıya teslim fiyatı sadece 69 lira. 0216 alan koduyla 371-05-05. Evet, 0216-371-05-05. Word veya bonus kart kullanıyorsanız 69 lirayı vade farksız 4 taksite de bölüyoruz. Evet, hatta şu anda kontürünüz azsa, bu kampanyaya katılmak istiyorsanız, kontür alacak vaktim yok diyorsanız bize çağrı atın, biz sizi arayalım. Hat düştüğü andan itibaren kapatıyorsunuz, biz sizi arıyoruz. Son 2 dakika. 0216-371-05-05. Dijital uydu alıcımızın şifre çözebilme özelliğini olduğunu bir daha söyleyelim. Görüntü kirliliğini ortadan kaybediyor ve erotik kanallar, yetişkinlere özel cinsel içerikli artı 18 erotik kanallar, futbol karşılaşmaları, belgesel kanalları, sinema filmlerini bu cihazımızda sizler şifresiz olarak izleyebiliyorsunuz ve sinyal kalitesini arttırarak cihazımız yüksek kalitede sizlere görüntü sağlıyor. Yeni bir kanal eklendiğinde kendisi güncelliyor, kendisi ekliyor. Kanal frekansı değiştiğinde kendisi güncelleme yapabiliyor. İşte bu müthiş cihaz şu anda sizlere sadece 69 liraya tanıtım amacıyla gelecek. Son 1 dakikanız kaldı. Ben şimdi birazdan tanıtımı, anlatımı bitiriyorum ama 1 dakika içerisinde hattımızı düşüren herkes 69 liraya bu cihaza sahip olacaklar. 0216-371-05-05. Ekranın altında numarayı görüyorsunuz. 0216
371-0505. Ben tanıtımı, anlatımı bitiriyorum ama bir dakika içerisinde hattımıza çağrı bile atsanız bu kampanyadan faydalanacaksınız. Tekrar başka bir kampanyada buluşmak ve görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
Teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık canım tamam, benim. Teşekkür ederim. Özlemciğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada senin de albümün vallahi yeni değil mi? Benim bir yıl falan oldu. Ha, bir yıl oldu. Evet. Yeni. Çok yeni. Piyasaya çıktı. Evet. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Heyecan var mı? Biraz var. Bakın çocuklar, ben ne diyorum biliyor musunuz? Her zaman bana gelmeden önce ben hep öyle yendim heyecanımı. Kulaklar açın nasıl? İzliyorsa da selamlar olsun. Yalçın Menteş var biliyorsunuz Tolga'cığım. Yalçın Menteş'in programına katıldığımda sene işte 99-2000 zamanıydı. BRT kanalındaydık o zaman da. Çok heyecanlıyım. Sevgili Mehmet Vanlıoğlu var. Mehmet abi baktım köşede beni gördü ama ufacık tefecik bir şeyim yani, böyle küçüğüm de. Titriyorum böyle zangır zangır titriyorum. Ay Allah, kocaman çikolatayla. Kızım dedi, sana ne oluyor ya dedi, niye titriyorsun dedi. Beni görünce mi heyecanlandın dedi. Dedim Mehmet abi çok heyecanlıyım. Al dedi şu çikolatayı ye. Bana gelmeden önce birer tane çikolata yiyip öyle gelin diyorum. Çünkü çikolata gerçekten heyecana birebir efendim. Bunu da size. Bir de mutluluk hormonu sağlıyor değil mi? Öyle bir durum var. Öyle biliyorum ben çikolatayı. Ben sana o mutluluğu birazdan göstereceğim. O yüzden ben o reklamda oynamıştım. Çok mutlu olmuş. Maçlarda beraberdik Yalçın Menteş'te. Evet, evet. Çok inanılmaz bir insan. Gerçekten çok seviyorum. Buradan da sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet abi. Ve bu arada güzel bir ses var aramızda. Çok yeni zannediyorum. Çok yenisin değil mi? Evet, hayırlısı olsun. Sevgili Mesut Hüyüktepe. 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 Tolga? Hüyük. Hüyük. Hüyük değil yani, Hüyük. Hüyüktepe. Hüyüktepe. Anladım. Peki neden Hüyüktepe? Büyük tepe olsaydı abi daha iyi. Dikkat çekerdi. Çok güzel yani. Ama çok güzel ve değişik soy ismin var. Zannediyorum güzel bir yeteneğe sahipsin. Aynı zamanda sese sahipsin değil mi? Bir bakalım, göreceğiz. Hadi bakalım. Bu arada tekrar hoş geldin. Hemen sağ o güzel eserini alalım bakalım. Sağ olun, teşekkürler. Çoktan vurgun imiş bu yürek sana. Sen gidince sızım 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 sızım
aşkı gönder sana. Sevdiğince bakar bakar göremez oldu. Çoktan vurgun imiş bu yürek sana. Sen gidince sızım 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 sızlandı. Hep sana bakarmış bu gözler sana. Sen gidince bakar bakar göremez oldu. Felek şimdi göster bana yüzünü. Bu çaresiz kalmış şu aşkına. Bilmem hisseder mi İki biskeni. Zaten vurgun 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 geziyor.
de gide. Ayda ondan farksız bırakır gide. Sen aysın ne güneşsin, benim canımsın. Can cananını bırakıp gitmez mi sandım? Zaman gelir güneş çekip de gider. Ay da ondan farksız bırakır gider. Sen aysın ne güneşsin, benim canımsın. Çaresiz kalmış şu aşığa, bilmem hisseder mi iki fiskeni, zaten vurgun 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 geziyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu bestenin sözü ve müziği bana aittir. İsmi Vurgun'dur. Bunları da bunu burada seslendirmiş oldum sayenizde. Teşekkür evet, ederim. Evet, yüreğine sağlık. Yapılır mı ya? Tam böyle ben de neşelenmeye çalışıyordum. Vurgun yedim şimdi. Vurgun mu yedin? Yani o güzel ses, evet. Güzel yorum. Çok da güzel çalıyor maşallah. Sahneler yapıyorsundur umarım. Önceden yapıyordum şimdi. Albüm çalışması var mı? Albüm çalışması yok. Bunun için sponsor gerekiyor. Evet, ah o sponsor var ya, o sponsorlar. Sponsor değil mi? Sen benim sponsorumu atana. Olacağım, olacağım diyor. Sponsor. Sponsor. Sponsor hadi, sponsor. Senin bayağı bir taklit yeteneğin var sevgili Tolga'cığım. Yok canım, benim taklit değil mi? Zehra'cığım öyle değil miydi? Öyle öyle. Aa, sizler bu arada sevgiler günü nasıl geçti? Anlatayım mı? Sevgiler günü de kutlayalım. Nasıl yaptığını? Sevgililer günü mü? Aa, hayır taklit. Sevgililer gününde provadaydık biz. Öyle mi? Evet, tiyatro provasında yeni peki, bir oyunu hazırlanıyoruz. Çalışmalarınız nasıl bu arada? Ne durumda? Yani iyi güzel. Hatta yarın provamız var. Yeni bir oyuna başlıyoruz zaten. Seni göremiyorum. Göremiyorum Allah'ım. Ben böyle bir görünür bir kaybolurum. Evet. Atölye tiyatrosuyla devam ediyor zaten oyunum benim. Evet. Paşa Anam oyunu. Ne anam? Paşa Anam. Paşa Anam. Evet. Orduya bir anne geliyor. Oğlu teğmen olarak rütbeli orada. Evet. Fakat tabii böyle hani çok tek çocuklar olur ya böyle el bebek gül bebek büyümüş falan. Evet. O şekilde anne geliyor evden orduyu karıştırıyor. Albay o sırada geliyor falan. Zehra da tabii beraber yok, birliktesiniz. Yok o oyunda değil ama... Her oyunumda sağ olsun yanımda. Ama genelde ben şöyle gözlemliyorum. Projelerde hep birliktesiniz. Genelde aynı bizim öyle. Tıpkı Berkant Deren'le olduğumuz genelde gibi değil öyle. Mi? Evet. Aynen öyle, aynen. Sen gelir misin dedim. Ben dedim Zehra'sız gelmem. sen bana değilsen ben de Berkant'sız gelmem diyorum. Öyle karşılıklı. Teşekkür evet. Ederim. Yeni oyunumuzda Dul Bayanlar'la ilgili Dul Bir Dakika diye güzel bir oyun. O da 24 Şubat'ta. Çıkacak. Evet. Dul hatunlara sesleniyoruz buradan. Kesinlikle izlesinler. Evet. Tabii kesinlikle. Onların yaşadığı sorunları işte birebir de getiriyor. Karikatürize ederek tabii biraz. Aslında gerçekten de böyle bir projeyi sunduğunuz evet. için teşekkür ediyorum. Kadınlara sahip güzel olmuş. Ne kadar güzel evet, bir şey evet. değil mi? Dediğim gibi sevgililer hayır. gününde provadaydık. Acı, keder, hüzün, her şey kadının omuzunda değil mi? Hele ki Türk kadını efendim. Sadece iş yaptık orada, evet. Provada tabii. O yüzden dedim ben de şimdi güzel bir jest yapayım istedim. Ve şu anda canlı yayında sevgililer günü hediyesi Anneyim. Olarak... Bir ilke imza atıyoruz. Zehra'ya bir ilke imza takdim atıyor. Edeceğim. Evet, süper var. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettin? O zannetmiştir beni unuttu. Beni unuttu zannettim. Unuttum beni zalim dedi. Ben de güzel yalgış isterim yani. Çok teşekkürler. Ayağa kalkalım efendim. Bunu... Tektaş o değil mi?
Tek taşını işte kendi almadım. Kendim almadım. Kendim alacağım sanmıştım ama. Teşekkür ederim. Tek taş alıyor. Efendim herkesin geçmiş sevgililer gününü mübarekliyoruz bu arada. Birleşik Otomotiv katkılarıyla Ayşegül'le Neşeli Dakikalar devam edecek. Merhaba sevgili izleyenler, sağlıklı günler diliyorum öncelikle hepinize. Bugünkü konumuz sağlık ve ağrılardan bahsedeceğim sizlere. Özellikle vücudun dış kısmında bulunan bel ağrısı, boyun ağrısı, romatizmal ağrılar, migrenle gelen baş ağrıları dahil olmak üzere tüm dış fıtık ağrılarınızdan tutun da sırt bölgesindeki tüm dış ağrılarınız, romatizmal ağrılarınız, spora dayalı ve darbeye dayalı tüm dış ağrılarınıza mükemmel derece faydalı olacak bir ağrı kremini sizlere tanıtacağım. Tanıtmakla da yetinmeyeceğim. Bu ağrı kremini şu anda bizleri arayan ilk 400 kişiye, normalde 79 lira olan bu ağrı kremini sizlere ücretsiz olarak bedava göndereceğim. Evet, işte bakın set halindeki kutumuz. Kutunun içerisinde 100 miligram, içinde de 20 miligram, toplam 2 parça ağrı kremimiz var. Hemen onu da göstermek istiyorum. Bakın sevgili izleyenler, iki parça, birisi 100 miligram, birisi de 20 miligram. Orijinali bu şekilde, hani bedava göndereceğiz diye tutup da büyüğünü çıkartıp sadece küçüğünü göndermeyeceğiz. İkisini birden sizlere bedava, ücretsiz gönderiyoruz. Neden? Hemen nedenine geleyim. 79 lira satılan bu ürünü neden bedava gönderiyoruz? Şu anda bizleri izleyen, ağrılar yaşayan insanlara hem bir nebze faydalı olabilmek için hem de bu ağrı kremini kullandıkları andan itibaren, evet bu ağrı kremi işe yarıyormuş deyip daha sonra bizden yeniden ücretli olarak alsınlar diye. Çünkü önden hani bir garanti veriyoruz. Al bak, kullan, dene, eğer işe yarıyorsa almaya devam et diyeceğiz. İşte o yüzden şu anda ilk arayan 400 kişi için ben kampanya numaramızı hemen söylemek istiyorum. 0212 alan koduyla 955-09-19. Evet, ekrandaki numarayı 0212 alan koduyla 955-09-19 numaralı telefonu hemen arayan, hatta çağrı atan 400 izleyicimize 79 liralık bu mükemmel ağrı kremi bedava. Bu ürünü aldığınız zaman ağrıyan bölgenize masaj yaparak sadece 2 dakika yedirmeniz yeterli. Yani 2 dakika boyunca ağrıyan bölgeye sürüyorsunuz, masaj yapıyorsunuz, 2 dakika boyunca tamamen, işte örnek veriyorum, benim şu an yaptığım gibi elimdeki ağrıyı düşünün, elimde bir ağrı olduğunu düşünün. Masaj yaparak kremi yediriyorum, 2 dakika sonra bekliyorum ve 3. dakikada ağrının geçtiğini hissediyorsunuz. Bir serinlik, bir ferahlık, ardından ağrı yok, tız yok. Hangi ağrılar? Migrenle gelen baş ağrısı, boyun ağrısı, omuz ağrıları, sırt ağrıları, fıtık ağrıları, bel ağrıları, romatizmal ağrılar, kireçlenmeye dayalı ağrılar, ayakta durmaktan dolayı oluşan ağrılar, tır şoförleri, kamyon şoförleri, bilgisayar başında çalışanlar, atölyede çalışanlar. Hepiniz için bu mükemmel ağrı kremini şu anda ücretsiz yaptım ve 250 kişi, maşallahınız var, 250 kişi bizlere ulaşmış, yönetmenimden aldığım bilgi bu. 150 kişi için kampanyamız devam ediyor. Ne yapmanız gerekiyor? Hemen bize bir çağrı bile atmanız yeterli. 0212 alan koduyla 955-09-19. Ekran altında zaten numarayı görüyorsunuz. 0212 alan koduyla 955-09-19 numaralı telefonumuzu hemen aramanız veya çağrı atmanız yeterli olacak. Bakın, tamamen bitkisel, hiçbir yan etkisi olmayan, nanoteknolojiyle sadece bitki özlerinden üretilen bu mükemmel ağrı kremimizin herhangi bir ağrı kokusu yok. Tam tersine ferahlatıcı ve güzel bir kokuya sahip. Bakın gördüğünüz gibi bembeyaz bir rengi var. Açıyorsunuz, misler gibi kokuyor gerçekten. Ağrıyan bölgeniz, eğer belinizde, boynunuza veya işte elinizin ulaşamayacağı bir bölgede ağrınız varsa, başka birinin desteğiyle
Masaj yaparak sadece 2 dakika sürüp bırakıyorsunuz. Ve tekrar söylüyorum, bu kremi aldınız. Ağrılarınız hafifledi, ağrılarınız geçti, memnun kaldınız. Sizden şunu rica ediyorum, çevrenizde ağrısı olan insanlara muhakkak önerin. Evet, son 100 kişi. Hala kampanyaya girme şansınız var. Son 100 kişiye, hatta bizleri arayan, bizlere çağrı atan 100 kişiye ücretsiz, yani bedava olarak gönderiyoruz sevgili izleyenler. Tek yapmanız gereken ekranın altındaki numarayı aramak veya çağrı atmak. 0212 alan koduyla 955-09-19 numaralı telefonu arıyorsunuz veya çağrı atıyorsunuz. Son 20 kişi. Son 20 kişi için kampanyamız devam ediyor diyorum ve şu anda bedava alacak olan kişiler de bu ürünümüzü bizden alıp size getiren bir kargo firması var. O kargo firması bizden alıp size ulaştırdığı için küçük bir kargo bedelinde sizden tahsil edecek. Kargo parası bize gelmiyor. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Kargo parası karşılığı ürünümüz size ücretsiz olarak gelecek. Ağrısız, sızısız, sağlık dolu günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kayalar Pastanesi'nde eşinize, size ve çocuklarınıza uygun lezzeti bulacaksınız. Kayalar Pastanesi'nde keşfedilecek daha çok lezzetler var. Beykoz'un her yerinden Kayalar Pastanesi'ne rahatlıkla ulaşabilir ve sipariş verebilirsiniz. Sipariş hattımız 0216 413 0799 413 0799. Birleşik Otomotiv deneyimli ve uzman kadrosuyla siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Servisimiz orijinal yedek parça, boya, kaporta ve garanti kapsamındaki araçlarınıza en uygun hizmeti sizlere sunuyor. Ayrıca acil yol yardımıyla 24 saat sizin yanınızdayız. Uzman kadro ve personelimiz de sizlere iyi bir yolculuk yapabilmeniz için 0262 642 0336 ve 0533 620 5524 telefon numaralarını arayabilirsiniz. Birleşik Otomotiv katkılarıyla Ayşegül'le Neşeli Dakikalar devam ediyor. Birleşik Otomotiv katkılarıyla Ayşegül'le Neşeli Dakikalar devam ediyor. Akşam yine kafam dumanlı, efkarlıyım bu gece yine kafam dumanlı. Yavrum kafam dumanlı, gülüm kafam dumanlı. Yak sendeki resmimi, ne varsa benden gallan. Yak sendeki resmimi, ne varsa benden gallan. Ne varsa benden gallan, ne varsa benden gallan. Sen köyde dur.
kuramazsın, sen köyde duramazsın, bir düzen kuramazsın. İşlerdi ağır olur, köyde çalışamazsın. İşlerdi ağır olur, köyde çalışamazsın. Sen bensiz duramazsın, sen bensiz yapamazsın. Oy 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 oy. Anlayacaksın, bir gün anlayacaksın, beni anlayacaksın. El alemin diline sakızımı bulacaksın. Yıkılası bu köyde bekar mı duracaksın? Bekar mı kalacaksın? Bekar mı duracaksın? Oy oy oy. Bakmayın güldüğüme, ne faydasını gördüm, pişmanım sevdiğime. Bir gününü gördüm, pişmanım sevdiğime. Pişmanım sevdiğime, pişmanım sevdiğime. Oy oy oy. Bir gününü gördüm, pişmanım sevdiğime. Pişmanım sevdiğime. Pişmanım sevdiğime. Oy oy oy. Bir gününü gördüm, pişmanım sevdiğime. Teşekkür ediyoruz Baran Sel. Ne kadar ben teşekkür ederim, sağ olun. Var ya maşallah. Sular seller gibi var mesela. Teşekkür ederim. Değil sağ mi? Olun. Bu arada sen nereliydin? Ben Giresun Göreli'yim. Aa. Evet. Giresun Göreli. Giresun anne tarafım Giresun Göreli. Sevgili yaylı kız Özlem, sen nereliydin? Trabzon. Trabzon'a da sevgiler. Ben de şey demiş. Benim de nişanlımın annesinin tarafı. Tabii tabii, anne tarafım Giresun Göreli. Öyle mi? Tabii. Aa, Karadenizlik güzel. Var bende. Karadeniz. Olmaz çok mı? Güzel. Burnumdan belli olmuyor. Sen Derdemiz albüm klibimizin sponsorunu tekrardan anons etmek durumundayım. Evet. Sebahattin Sazak abim var. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Yanımızda olsun sağ olsun. Ne güzel ki destek vermişler değil tabii mi? Tabii kesinlikle. Sana? Aynı zamanda bu şarkımızı, seslendirmiş şarkımız şu an bizi izlemekte olan Sadullah Demirkaya var. Evet. Ona göndereyim diyeyim. Uzun zaman oldu yanına gitmedim. Şu an bana kızgındır büyük bir ihtimalle. Bu şekilde gönlünü alalım diyorum. Aman kızmasınlar ya. Selamlar olsun kendisine. Evet. En yakın zamanda yanına uğrayacağım. Selamlar olsun bizlerden de efendim. Ben de bu arada sevgili ana sponsorumuz Birleşik Otomotiv'i unutmamam lazım. Muhammed Pekgöz'e çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Gebze'de bulunan sevgili Frenci Ömer efendim. Frenci Ömer abimize de buradan selamlar. Almanya'dan bizi izleyen tüm gurbetçilerimize, başta Ali Karpuz efendim, Ali abimize buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Ali abicim, seni gerçekten çok seviyorum. Benim büyüğümsün, benim baş tacımsın. Her zaman bu kapılar sizlere açık. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Almanya deyince aklıma geldi de. Evet. şu an bizi izlemekte olan yine Almanya'da Schönberg, Stuttgart bölgesinde. Evet. Eyüp Temür abim var şu an bizleri izliyor. Ona selamlar olsun diyorum. Aynı zamanda önümüzdeki hafta Almanya'da Schönberg bölgesinde Giresun derneklerinin evet. eğlencesi olacak. Orada olacağım. Aa ne güzel. Ne buradan güzel. Selamlar olsun Sayın Başkanım Mustafa Karakaş'a. Ve aynı zamanda tekrar Mart'ın ilk haftası yani ikisinde Köln'de olacağım. Yine aynı şekilde buradan bütün Giresunlu Alman Avrupalılara selamlar olsun diyorum. Eğer bizleri izliyorlarsa, sesimiz ulaşıyorsa eğer ki. Beni Helmut Kohl izliyor.
Ona da selam olsun. Selam değil mi? Gölköprü Köyü Muhtarı aynı zamanda müteahhit büyüğümüz Ali Halda'da da buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Evet Zehra'cığım. Efendim canım. Tiyatro ve sinema oyuncususun. Aynı zamanda radyo DJ'liği de yaptın. Ya. Sunuculuk, seslendirme. 10 parmağında 20 marifet var onun ya. Dediğin gibi yani 10 parmağında 10 marifet. Müzik ve gazetecilik de varmış. Varmış. Amanın da amanın. Tolga da varmış. Aman da aman da. Reklam ve çeşitli organizasyonlarda çok yer almışsın. Sevgili evet. Zehra'cığım. Ne tebrik kadar ediyorum. Güzel bir araştırmışsın. Ballandıra, ballandıra ben öyleyim. Böyle. Ben gelecek olan konuklarımı öğrendikten sonra. Tebrik sonra, ediyorum. Tebrik iki gün ediyorum. Önceden hemen araştırırım. Bakarım. Ben diyorum bana hiçbir şey sormadan. Bilgiler edin. Evet. Maşallah. Hiçbir şey bilmiyorsun. CIA ile çalış. Size de geliyor. Size de geliyor. Sevgili Baran Ser sana da. Evet. Çok sıkı bir şeyler geliyor. Ben. Ona göre. Tüyo vermiyorum. O bende. Evet. Sevgili Zehra'cığım. Şöyle bir sözün var. Ben seni kendimde gördüğüm için bunları gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şimdi ben duygulanmaya aldım. Başladım bakayım. Tüm canlıları severim demişsin. Ama laubalilikten de asla hoşlanmam demişsin. Aynen. Nedenin öyle. Nedir? O yüzden benle birlikte yani laubalilikten hoşlanmıyorum. Hay Allah'ım ya. Ama şimdi ben seni tanıyorum. Sen beni şanlımsın ama. Ben evet. İstisna alıyorum burada. Yani bütün insanları severim. Şöyle geçeyim ben evet. Evet, hümanist bir yapım var. İnsanları ne? Ayırt etmem, hümanist bir yapım var. İnsanları ayırt etmem, işte yaşlı, genç, küçük, büyük fark etmez. Herkes benim dostum olabilir, herkesin yaşına inebilirim, çıkabilirim. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımı yapmıyoruz. Tabii ki. Tabii ama ki. Şey değil, hani... Önemli olan da yapmamak zaten. Bu dediğim gibi laubaliliğe dökmeden, hani işte Facebook'ta bile mesela, işte hani mesaj yazarlarken biliyorsun... gizliden bir şeyler attılar mı? Ben kızıyorum bunu anlatabiliyor muyum? Zaten şöyle demişsin. Saygılı olmaktan ve olanlardan hoşlanırım demişsin. Aynen öyle. Evet. Saygı çerçevesi içinde belli bir sınır olduktan sonra herkes benim dostumdur, arkadaşımdır, kardeşimdir. Ne güzel. O ne şekilde güzel. Bakıyorum dünyaya. Ayrım yapmıyorum. Bu arada yani. Sayenizde bir ilki gerçekleştirdik. Nedir bir o? İlk imza attık. Evet. Canlı yayında. Ya. Zaten diyorum Ayşegül'e neşeli dakikalarda her zaman ilkleri yaşıyorum. gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok inanılmaz bunu, duygulandım. Ben de. Değil mi Baran Selcim? Tabii kesinlikle. Ama bakarsın Baran Selcim de bir kısmet çıkar. Baran Selcim de bu kapıdan çıktıktan sonra bir iki saat sonra veya bir iki hafta sonra kısmet çıkar. Diyecek ki Ayşegül nişan yapacağız da seni canlı yayında yüzük takacağım da müsait misin falan. müsait izleriz yani. Nikah da siparişi programda bir ara çağırırsın. Ay düşünemiyorum. Düşünemiyorum gerçekten öyle. Seve seve tabii ki. Ama neden? Bravo yani sözlerime kadar bulmuşsunuz yani. Kesinlikle. Evet Baran Selcim. Eminönü doğumlusun. Eminönü'nde doğdun. Eminönü laleli. Al getir sülaleni. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Fakültesinde ve hala ikinci sınıf öğrencisi. Maşallah. Teşekkür başka ederim. Sağ olun. Devam ediyor. Devam ediyor. Ama değiştirmeyi düşünüyorum tabii. Evet. Şu an sınava hazırlanıyorum. Hem okul hem sanatçılık zor olmuyor mu ya? Ben bunu de, her gelen konuklara soruyorum. Aynı zamanda bir de çalışıyorum ben. Hafta içi de çalışıyorum. Ha, bir de çalışıyorsun. Tabii. Devlet hastanesinde çalışıyorum. Evet. Bir kurumda. Evet. Ve haftanın ilk öğretim yıllarında babanın sana almış olduğu ilk hediye. Kaç yaşındaydın? Önce yaşını söyle o zamanlar. 14. 14 yaşındaydın. İlk aldığı hediye neymiş efendim? İyi dinleyin. Babası! Evet. İzliyor musun babası? Ellerinden öpüyoruz bu arada. Ben çok merak ettim. Babamın hediye olarak aldığı kemençeyle başladık evet, öğrenmeye. Kemençe. Kemençe evet. Yani uğraştı. 7 aylık bir çabam oldu bunun içerisinde. Tabii kurs gördüm. Çünkü sıfırdım yani hiçbir şeyim yoktu bununla ilgili. Hani kemençeye bir meram da yoktu ama ondan sonra başladı yani. Evet. Ama tebrik aşka ediyorum. Aşka olur. Aşka dönüştü yani diyebilirim evet, yani. Evet, büyük aşkı. Tabii. Değil mi? Birçok TV ve radyo programlarına da katılmışsın. Tabii kesinlikle. Baran Sel İlk Göz Ağrısı ve Seninle Aşkımız isimli iki klip yapmış ve daha sonra 2012 yılında da piyasaya çıkarmış olduğu Göreli Uşakları. Göreli Uşakları. Adlı albümümüz. Evet. Göreli Uşakları. Uy uşaklar. Yerim sizi daha. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe ben bir oynak müzik istiyorum. Hareketli müzik istiyorum. Allah nazarlardan saklasın inşallah diyorum. Hepimiz. Biz de kutlama yapalım değil mi o arada? Evet. Kutlama yapacağız zaten. Yani çıkışta da yapacağız. Oo. Yapacağız. Sürprizlerin arada arkası kesilmeyecek. Şu güzelliğe bakın. Göreli Uşakları yapalım o zaman. Evet, Göreli Uşakları yapacağız. Bir hareketli müziğimiz geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
oldukça hareketli oluyorlar. Neden böyle oluyorlar? Değil mi? Adımız siz oyuncu ne? İşte oynuyoruz hemen. Enerji almak için ne yapıyorsunuz? Bir şey mi yiyorsunuz? Bal mı yiyorsunuz? Tolga beni alıyor yanına. Baran Sel, sen de hareketli misindir böyle? Kesinlikle öyleyimdir. Özlemciğim. Mesut'cum. Ay, sayılır. Masum masum. Sana daha sonra gelecek ama ben şimdi müsaadenizle birkaç mesaj okumak istiyorum. Tabii ki. Evet, ekran başındaki izleyicilerimize de buradan göndermiş olduğu mesajları da okuyalım, paylaşalım. İyi yayınlar, bütün parçalarınız Nigoş'uma gelsin demiş. İrfan göndermiş, İrfan Bey çok teşekkür ediyoruz. Merhaba Ayşegül Hanım, programınızı severek izliyoruz. Güler yüzünüz hiçbir zaman solmasın, başarılarınızın devamını diliyorum. Yayda Kızı Özlem'i severek dinliyoruz. Tüm Karadeniz ve tüm Silivri destekçisiyiz demiş. Bu arada Silivri'de oturuyorsun zannediyorum. Oradan inanılmaz destekçilerin var. Silivri'ye buradan sevgiler olsun. Başarınızın devamını diliyorum. Ali Dayı parçasını söylerse sevinirim. Hakan ben demiş. Evet. Değil mi? Evet, Ali Dayı gelecek sırada. Ali Dayı. Sonra Hüseyin Dayı geliyor mu acaba? Var mı Baran Sel sende? Ne dayı? Hüseyin Dayı. Ne dayı? O kemençe dayı. Bizde kemençe dayı var. O Giresun uşaklarında kaldı daha. Göreli uşakları. Göreli uşakları. Gör hele. Evet. Gör hele. Ayşegül kızım, güllerden çok güzelsin programını. Hırçın Karadeniz dalgaları gibi seyrediyorum. Kabardım. Hırçın dalgalar Hırçınlar. Gibi kabardım. Tolga tut beni. Ne oldu? Kabardım. Kabaramazsın. Sana kabaran bir şey var. Kabarırsa Zehra kabarır bana. Evet. Yorum yok. Vallahi ben kabartma ya. Tozu kullanıyoruz. Kadir dede, o kadar güzel göndermişsin ki tekrar okumak istiyorum bu mesajı. Çok duygulandım ve inanılmaz derecede duygulandım. Ayşegül kızım, güllerden çok güzelsin programını Hırçın Karadeniz dalgaları gibi seyrediyorum. Tüm sanatçı arkadaşlara başarılar diliyorum. Yayla kızı Özlem'den, Görele'den yukarı çıkalım. Çanakçı'ya geçelim mi pardon? Çanakçı parçasını istiyorum. Kadir dedesi demiş. Görele'den yukarı çıkalım Çanakçı'ya. Öyle miydi? Ben de şöyle anladım. Görele'den yukarı çıkalım, Çanakçı'dan çıkalım. Yok. Görele'den çıkalım Çanakçı'ya. Çanak antenini takıyorlar. Baran. Çıkalım bir yerden. Çıkalım. Biz çıkalım kerevetin eğlisi yani. Ay bu uşaklar yedi benim ömrümü. Ay. Var mı başka mesaj? Var. Selam. Biz Silivri'den Kemençeci Emrah. Başkan ve Ayşe Başkan programımızı beğeniyle izliyoruz. Yayla kızı Özlem'i her zaman ekranlarda görmek istiyoruz. Ay, kendimi bir an başkan hissettim. Vay. Başkan tamam. Biri değil mi arkadaşlar? Yanlış okumadım. Soyadı yanlış başkan. Yanlış anlamadım yani. Soyadını yazmamış. Başkan işte soyadı. Sevgili Ayşegül, farkın, kalitenle süpersin, takipçiniz, iyi yayınlar dilemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimize efendim. Ayşegül'cüm merhaba, konuklarınla sen harikasın, seni çok seviyoruz, her hafta büyük bir beğeniyle izliyoruz, başarıların devamını diliyoruz demişler. Trabzon Of'tan göndermişler, Of'a da selamlar sevgiler Trabzon'a diyoruz. Evet, hemen bir şarkı alalım ama kimden alalım önce, yazı tura atıyormuşuz Tolga'cığım. Benden mi? Şarkıyı benden mi alıyorsun? Bülent Ersoy'dan alalım. Aa evet. Bir saniye. Bülent Ersoy'dan bir şarkı. Bir saniye. Şey vardı. Taklit yeteneği vardı. O zaman şeyden alalım. Hemen alalım senden. Orhan Gencebay'dan alalım. Ondan sonra güzel bir şarkımız var. Ne yapalım? Hadi bakalım. Orhan Gencebay'dan alalım evet. O zaman. Osman Orhan Baba, bir dakika ya. Baba şimdi yani baba taklidi yapıyoruz, o yüzden biraz ciddi olalım. Hayır. Aslında hoş gördük. Belhudar ol evladım. Evladım, bir teselli veri çalarsan batsın bu dünya. Yani mix oldu. Bir teselli veri. Teselli ver,
Bir teselli ver, yarattın Mecnun'a. Bir teselli ver. Yaşayamam, batsın bu dünya Zehra'sız. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür. Maşallah, sen evet. Hep böyle oynak adamlısın. Ben de oynak. Sen ne biçim konuşuyorsun? Bunu dinle, Bülent bunu Ayşe. Bülent Hanım'la ne biçim konuşuyorsun sen ha? Açın mikrofonumu. Fazlası olmaz, olmaz Bülent Hanım. Fenalık geldi içime. Bu ne ya? İnsan bir çay getirir, bir şey getirir değil mi efendim? Doğru söylüyorsunuz. Evet, var kutlama içeride. Bülent Hanım söylüyorsa doğru. Ne yapacağız efendim? Söyle. İçeride kutlama mı yapacağız? Evet. Kim, Burak Kut mu geliyor? Ne geliyor? Öyle mi? Nişanım dediler. Nişanat ateş. Sevgili ben teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz derecede çok yeteneklisin. Normalde aslında çok ciddi değil mi Zehra'cığım? Yani evet. Yanından kuş bile geçemez. Çok ciddi. Ama kimse bilmiyor o tarafını. Gayri ciddi oldun. Bugün sen öğrenmiş oldun. Evet. Hakikaten öyle. Yıllardır da seni çok yakinen tanıyorum. Çok iyi bir dostsun. Çok iyi bir arkadaşsın. Sağ ol. Her zaman senin arkandayım biliyorsun. Sizlerin yanınızdayım. Ama seninle gerçekten gurur yok, duyuyorum. Yok, bir ara arkamdaydın. Ben her an her yerden çıkabiliyorum. Sevgili Baran Teliş, durmuyorsun, hemen o şarkını alıyoruz ve sevgili Mesut Çağ'a geçiyoruz. Yani karşılama yapalım. Nerede yaşıyorsun karşılaması? Karşılama yapalım, evet. Bu arada bu karşılamayı kime gönderiyoruz biliyor musun? Bizi izleyen sponsorlarımız var. Ana sponsorumuz Birleşik Otomotiv efendim Muhammed Pekköz'e gönderiyoruz. Gebze'de Frenci Ömer abimiz var. Ömer Emiroğlu ailesine gönderiyoruz. Ali Karpuz bizi izliyor. Ali Haldız bizi izliyor. Sevgiler ve bu arada aramızda kim var biliyorsun değil mi? Mustafa Çınar var. Mustafa Çınar var. Hüseyin Çınar'a da selamlar. Bana bakıyor keşke sordan ama. Ben gözümü kapatıyorum ama geliyor dedim, tam geliyor dedim. Benden önce de vardı. Hoş geldin. Canımsın sen benim. Benim her zaman başımın tacısın. Kapılarımız her zaman sana açıktır. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Sen bizim bir tanemizsin. Kendisi, babası ve aynı zamanda amcası. Şu an zaten Ahmet abi hastanede evet. Şu an yatıyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diyorum Allah ona. Allah şifa versin diyoruz. Ve aynı zamanda Erdal Güvendi'nin amcası vefat etti. Buna da tekrardan başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin kendisine. Geride kalanlara. Aradım, ulaşamadım ama daha sonra tekrardan ulaştım. Tekrardan evet. Başını sağ olsun diyorum Erdal abi. Evet. Gidiyorsun karşılaması yapalım. Sözü Ali Dilki'ye ait olan, müziği bana ait olan. Evet. Gönderelim hocam gelsin. Tamam. Oturup konuşalım, sarılayım oyununa, öpeyim başlayalım. Affedersin bir tanem, çok özür diliyorum. Bütün hata bendeydi, suçumu biliyorum. Affedersin bir tanem, çok özür diliyorum. Gel yanıma ne olur, oturup konuşalım. Sarılayım boynuna, öpeyim barışalım. Gel yanıma
öpeyim barışalım. Yüreğimiz tutuşsun. Sakin ol biraz gülüm, sinirlerin yatışsın. Sevdallık ateşiyle yüreğimiz tutuşsun. Gel yanıma ne olur, oturup konuşalım. Sarılayım boynumla, öpeyim barışalım. Gel yanıma ne olur, oturup konuşalım. Sarılayım boynumla, öpeyim barışalım. Seferlik mazur gör. Üzüntüden her gence ağlarım hüngür hüngür. Hatasız kul olur mu bu seferlik mazur gör. Gel yanıma ne olur, oturup konuşalım. Sarılayım boynumla, öpeyim barışalım. Gel yanıma ne olur, oturup konuşalım. Sarılayım boynumla, öpeyim barışalım. Gel yanıma ne olur, oturup konuşalım. Sarılayım boynumla, öpeyim barışalım. Gel yanıma ne olur, oturup konuşalım. Sarılayım boynumla, öpeyim barışalım. Bravo. Oturmak yok, oturmak yok. Hemen arkasından sevgili yayla kızı geliyor. Evet, tabii, tabii. Yayla kızı Özlem geliyor. Ben burada kilo veririm ayol böyle her gün oynatıyorum. Yayla kızı Özlem'den sonra hemen reklamlara giriyoruz ve reklamlardan sonra da burada olacağız zaten. Şey, evet. Klip parçamız geliyor şimdi. Dansçı mı olduk bu kadar? Ne olduk biz? Biz dansçı olduk. Cici kızlar. Cici kızlar evet ama burada cici erkek kızlar var şimdi. Şimdi ama işimiz var şu anda. Hadi bakalım horon. Cici kızlar. Cici erkekler. Cici kızlar. Cici erkekler. Cici erkekler. Evet. Daha kıştan ayarlar yolculuk arasını.
Merhaba sevgili izleyenler, mükemmel ve ilginç bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz. Evet, Mavi Karadeniz ekranlarında birbirinden güzel kampanyalar gerçekleşiyoruz ama bu bölümdeki gerçekten çok ilginç, inanılması güç bir cihazdan sizlere bahsedeceğiz. Bakın, teknoloji nelere kadirdir diyeceğiniz bir cihazı sizlere tanıtacağız. Tanıtırken de o kadar uygun bir fiyata kampanya yapacağız ki gerçekten çok şaşıracaksınız. Şu anda elimde görmüş olduğunuz kumanda, uzaktan kumandası ve dekoder. Evet, bu bir uydu alıcı sevgili izleyenler. 4000 kanal hafızalı, 4000 kanal hafızalı, kanallar yüklü, 41 tane uyduya uyumlu ve şifre çözebilme özelliğine sahip bir cihaz. Evet, 4000 kanal izleyebiliyorsunuz. Gökyüzünde bulunan Eutelsat, TürkSat, Hörbüt gibi, Sirius gibi tam 41 tane uyduya uyumlu bir cihaz. Kanallar yüklü olarak sizlere gelecek ve en önemli özelliği şifre çözebilme özelliği. Yani ulusal kanallarda oynanan futbol karşılaşmaları, belgesel yayınları, sinema filmleri ve yetişkinlere özel cinsel içerikli artı 18 erotik kanalları şifresiz olarak izleyebileceğiniz bir dekoder. Hem de bir sigara paketi büyüklüğünde, oldukça küçük, kullanışlı. Televizyonunuzun arkasına takıyorsunuz. Hiçbir uydu cihazına bundan başka gerek kalmıyor ve kanallarınızı izleyebiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki evimizde kullandığımız dekoderler anlattığınız kadarıyla bunun yanında onlar hiçbir işe yaramıyor. Onların fiyatı 200 liradan aşağı değil. Bu cihaz şifre çözüyor. 4000 kanal hafızalı, 41 tane uyduya uyumlu. Acaba bunun fiyatı ne kadardır diye merak ediyorsanız sizi daha fazla bekletmeyeceğim. Sevgili izleyenler, normalde evet 150-200 lira aralığında bunun fiyatı ama şimdi tanıtım amacıyla her şey dahil, sıkı durun, sadece 69 liraya, evet yanlış duymadınız, sadece 69 liraya tanıtım amacıyla kumandasıyla birlikte bunu kampanyaya alacağız. Üstelik 40 TL değerindeki kargo, KDV, ÖTV gibi vergi ücretlerini de biz karşılayacağız. Taşıma ve vergi ücretleri de bizden. Her şey içinde kapınıza, ayağınıza teslim fiyatı 69 lira. Hazır mıyız? Hazırız. Ben şimdi numarayı anons ediyorum ve hattı düşüren bütün Mavi Karadeniz TV izleyenleri bu kampanyadan faydalanacaklar. İşte numara geliyor. 0216 alan koduyla 371-05-05. Şu anda ekranın altında da numarayı görüyorsunuz. 0216-371-05-05 süremiz, kampanyamız başladı. Peki şunu merak edenler, diyeceksiniz ki güzel, hoş, 69 liraya alıyoruz, hiçbir para değil, güzel. Peki biz bunu nasıl takacağız? Teknik servis mi çağıracağız? Teknik servis çağırsak fiyat yükselir mi diyen izleyicilerimiz, teknik servise hiç gerek yok, ihtiyacınız yok. Kendi evinizde, kendi elinizle sadece 15 saniyede bağlayabiliyorsunuz. Hemen detaylı göstermek istiyorum. Bakın, televizyonumuzun SCART bölümüne altın uç kısmını takıyorsunuz. Burası oynar başlıklıdır. 360 derece dönebilme imkanına sahiptir. Bu da
Bazı televizyonlarda biliyorsunuz skart girişi sağda, bazılarında da solda, kimisinde yukarıda, kimisinde ise aşağıda olabiliyor. Yani her açıdan takılabilme özelliğine sahip bir dekoder bu. Tek yapmanız gereken çanak anteninizden gelen kabloyu benim yaptığım gibi, bakın sevgili izleyenler, takıyorsunuz. Altın uç kısmını televizyonunuzun skart bölümüne taktınız. Adaptörünü gönderiyoruz. Adaptörünün fişini de yine takıyorsunuz. Son olarak kumanda alıcı gözünü de yine sizlere kutu içerisine gönderiyoruz. Kumanda alıcı gözünü de taktıktan sonra zaten bu bölüm, şu kısım televizyonun arkasında kalıyor. Gözükmüyor. Sadece televizyonunuzun önüne görmüş olduğunuz kumanda alıcı gözünü getireceksiniz. Buradaki yapışkanını söküp televizyonunuzun ön kısmına yapıştırıyorsunuz ve ardından da kumandayı elinize alıp 4000 kanal keyfini izlemeye başlıyorsunuz. Şu anda kampanyamız devam ediyor. Bu set komple kumanda alıcı gözü, adaptörü, kumandası ve şifre çözebilme özelliğine sahip dekoderi, her şey dahil 69 liraya ayağınıza kadar gelecek kampanyada. Son 2 dakika içerisindeyiz. Eğer ki 2 dakika içerisinde hattımızı arar ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun hattımızı düşürebilirseniz bu kampanyadan faydalanacaksınız. Hem kumandayı hem de dekoderi yanında aksesuarlarla birlikte kapıya teslim fiyatı sadece 69 lira. 0216 alan koduyla 371-05-05. Evet, 0216-371-05-05. Word veya bonus kart kullanıyorsanız 69 lirayı vade farksız 4 taksitle de bölüyoruz. Evet, hatta şu anda kontürünüz azsa, bu kampanyaya katılmak istiyorsanız, kontür alacak vaktim yok diyorsanız bize çağrı atın, biz sizi arayalım. Hat düştüğü andan itibaren kapatıyorsunuz, biz sizi arıyoruz. Son 2 dakika, 0216-371-05-05. Dijital uydu alıcımızın şifre çözebilme özelliğini olduğunu bir daha söyleyelim. Görüntü kirliliğini ortadan kaybediyor ve erotik kanallar, yetişkinlere özel cinsel içerikli artı 18 erotik kanallar, futbol karşılaşmaları, belgesel kanalları, sinema filmlerini bu cihazımızda sizler şifresiz olarak izleyebiliyorsunuz. Ve sinyal kalitesini arttırarak cihazımız yüksek kalitede sizlere görüntü sağlıyor. Yeni bir kanal eklendiğinde kendisi güncelliyor, kendisi ekliyor. Kanal frekansı değiştiğinde kendisi güncelleme yapabiliyor. İşte bu müthiş cihaz şu anda sizlere sadece 69 liraya tanıtım amacıyla gelecek. Son 1 dakikanız kaldı. Ben şimdi birazdan tanıtımı, anlatımı bitiriyorum ama 1 dakika içerisinde hattımızı düşüren herkes 69 liraya bu cihaza sahip olacaklar. 0216-371-05-05. Ekranın altında numarayı görüyorsunuz. 0216-371-05-05. Ben tanıtımı, anlatımı bitiriyorum ama 1 dakika içerisinde hattımıza çağrı bile atsanız bu kampanyadan faydalanacaksınız. Tekrar başka bir kampanyada buluşmak ve görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Zehir ettin hayatımı kabusa.
köylü güzeli. Hesabını kim verecek köylü güzeli? Sevdi gönül bırak gönül bu sen değilsin. Hesabını kim verecek köylü güzeli? Zehir ettin hayatımı kabusa döndü. Vebalini kim çekecek köylü güzeli? Zehir ettin hayatımı kabusa döndü. Hesabını kim verecek köylü güzeli? Ettin beni avuttun. Tuttum gözyaşlarımı sana savurdum. Görmedin onları sen beni salladın. Bu kalp seni her zaman çokça sevecek. Gün gelince sevdiceğim hesap soracak.